Bu ikisini seçiyorum arkadaşlar. Bu ikisini buradan kestim. Şu an burayla işimiz kalmadı. Geldim ana sayfama. Bu ikisini yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yapacağım şey önce hani Master Ferguson 5000 serisinden başlayayım arkadaşlar. 5000 serisinin içine girdik. Serinin içinde bir tane MF yazan yani o seriyi anlatan ve sonu XML dosyası şeklinde bir tane bir dosya var. Bu dosya arkadaşlar sola uzun basıp hemen ana sayfaya aldım. Sonra burayı kapattım arkadaşlar. Sonra sağ tıkladım ve birlikte aç seçeneğine girip arkadaşlar buradan şey açıyorsun. Not defterini açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada power yazıyor. 86 beygir. Hızı yazıyor arkadaşlar. Eğer burayla oynarsanız sadece size bilgi ekranında söyler ama herhangi bir değişiklik yapmaz. Hatta şuradaki ilk seçeneğini ben 25 olarak değiştiriyorum. 54-25 olarak bize gözüksün arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bayağı bir aşağı inmem gerekiyor burada. İniyorum arkadaşlar. Burada bayağı bir kod var. Evet arkadaşlar burada bulduk. Diyor ki burada motor konfigürasyonu söylüyor. Motor konfigürasyonun ismi 5425'miş. HB 86 beygir diyor. Biz bu 86 beygiri 85 beygir yapalım. Bu tamamen isteğimize kalmış bir şey. Burada motor torku diyor. Hani tork skalası diyor. Ben bunu 0.36 değil de 0.40 yapacağım arkadaşlar. İşte minimum RPM'i diyor. Yaklaşık olarak hani masiyelerde bu 7900 RPM'de çalışıyor. Yani bu devri. Burada max RPM olarak da bu yeni serilerde 3000 devir. Biz de 3000 alıyoruz. Hızını da oyunda yavaş olduğu için ben 55 kilometre yapacağım arkadaşlar. Geri hızında 22 olarak verilmiş. Bunu da 20 kilometreye düşüreceğim. Şimdi burada yapacağımız işler bu kadar arkadaşlar. Hatta hani 5435'te de oynama yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Bunu kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra bu dosyayı açıyorum. Ve bu yaptığım şeyi direkt içerisine bırakıyorum. Şu an bu olay tamam arkadaşlar. Şimdi bu sayfayı tekrar kapattım. Şimdi fiyat serisine girdim arkadaşlar. Yine burada bir tane fiyat 80S XML diye bir dosya var. Bu dosyayı dışarı çıkardım arkadaşlar. Kapattım. Şunu sileyim. Şimdi bunu sağ tıklayıp hani birlikte aç diyorum. Buradan arkadaşlar ben şey seçiyorum. Not defterini. Yine aynı şekilde. Burada işte isimleri var. Bunlarla uğraşmayacağım arkadaşlar. Yine aşağı iniyorum. Aşağıya iniyorum. Her traktörün şeyi farklı arkadaşlar ve buldum. Burada motor konfigürasyonu diyor. Traktörün ismi şeymiş arkadaşlar. 58.0 yani 580. HB ise de 58 beygirmiş. Bunu ben 60 beygir olarak yapacağım. Diyor ki işte hani max RPM diyor. 22 diyor. Bunu da 3000 devir yapacağım arkadaşlar. Hızı 30 diyor. Bu bize yetmez. Bunu 43 yapalım. Motor torku da 0.244'müş. Bunu da 0.344 yapalım arkadaşlar. Bayağı bir güçlü bir traktör olsun. Bunun işte tamam. Bunu da kaydediyorum. Şimdi kaydettikten sonra yine bu dosyayı açıyorum. Bunu içine atıyorum. Bu olay da tamam arkadaşlar. Şimdi bunu da siliyorum. Yapmam gereken bu ikisini seçmek. Bunları kestim. Şimdi yapacağım iş arkadaşlar şu kadar. Oyununuzun olduğu bu dosyaya gidiyorsunuz. Benim oyunum burada arkadaşlar. İçine girer girmez açtığınız zaman size bir tane PDLC diye bir dosya karşılayacak. Bu dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve içerisine yapıştırıyorsunuz. Bu ikisini yapıştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fiyat 5000 serisi ve fiyat hani 80 serisi. Sonra burayı da kapatıyorum. Oyunuma giriyorum arkadaşlar. Oyunum açılıyor.
Yapmanız gereken olay çok basit arkadaşlar. Buraya kadar her şeyi hallettikten sonra oyuna girip sadece küçük traktörlerden içinden seçip dışarı çıkaracaksınız. Ve hani mod işlemi tamam. Oyunum açılsın arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burada hepsini bırakıyorum. Hepsini seçiyorum. Şu an oyunum açılıyor. Oyunun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hani kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sizlere çok teşekkür ederim. Şu an abone sayısı sayım 700. 300 tane daha aboneye ihtiyacım var. Eğer siz değerli insanlar abone olursanız çok onur ve şeref duyarım arkadaşlar. Ben sizler için varım. Arkadaşlar mağazaya giriyorum hemen. Buradan küçük traktörler kısmına geliyorum. Eğer burada herhangi beğendiğiniz bir mod varsa onu da yorumlarda belirtin. Ben size paylaşırım. Fiat 80 serisi arkadaşlar. Hemen girdim. Şu an 60 beygir olarak gözüküyor arkadaşlar. Hani bu Chevrolet Power'ı 58'in. Bunu alıyorum arkadaşlar hiçbir oynama yapmadan. Harici olarak bir tane 5400 serisine yaptık. Şurada arkadaşlar 54-25 olarak gözüküyor. Hatta diğeri 54x20 olarak gözüküyor. Bu 54-25 olarak gözüküyor. Direkt buraya girdim. Bunda da herhangi bir değişiklik yapmadan alıyorum. Şimdi arkadaşlar 54-25'e biniyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi hızı şu an 55 km/s. Şöyle. Hatta devirde hemen şeye geldi bu 25 gazın üzerine geldi traktörün. Ve bakalım 55 kilometreyi görüyor mu? Evet arkadaşlar traktör 55 kilometreyi görüyor. Bunu tekrar arka hızında ben 20 olarak ayarlamıştım. O da aynı şekilde. Ve traktör gayet güzel arkadaşlar bu arada. Bunu buraya bırakıyorum. Sonra fiyatım 80 serisini alıyorum. Lakin stop edeyim. Şu an arkadaşlar bunun hızı da 43 km olarak gözüküyor. Ve devrini de arttırmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım traktör istediğimiz hıza ulaşabilecek mi top devrinde. Evet arkadaşlar istediğimiz hıza ulaştı. Şöyle bir dönüş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir mod kurmak ya da kullandığınız modların üzerinde oynama yapmak hani bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle tekrar tekrar söylüyorum. Siz değerli izleyicilerim, eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ben çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler.